Günlerdir ilaç firmalarının geliştirdiği sevindirici aşı haberlerini konuşuyoruz. Fakat bugün Donald Trump'ın kişisel avukatı Rudy Giuliani'nin de Covid-19 testinin pozitif çıktığı haberi geldi. Bilindiği üzere Giuliani aynı zamanda New York eski belediye başkanı. Giuliani ABD başkanlık seçim sürecinde cumhuriyetçilerin seçim sonuçlarına itiraz noktasında da Trump'a en yakın isimlerden biriydi. Bu dönemde yoğun bir çaba göstermişti. Birçok eyalette çeşitli nedenlerle davalar yürütüyordu. Dolayısıyla Donald Trump bu konuyla ilgili kendi Twitter hesabından da bir paylaşım yaptı. Trump paylaşımında New York tarihinin en iyi belediye başkanı ve Amerika tarihinin en hileli seçiminin ortaya çıkarılması için elinden geleni yapan Rudy Giuliani'nin Çin virüs testi pozitif çıktı. Geçmiş olsun ifadelerini kullandı. Giuliani de Twitter üzerinden çok iyi bakılıyorum, çok hızlı iyileşiyorum ifadelerini kullanıp arkadaşlarına ve takipçilerine teşekkür etti. Kendisi şu an başkent Washington'daki Georgetown Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi görüyor. Ayrıca Giuliani ile çalışan isimler de bu süreç için karantinaya alındı. Tabii koronavirüs salgını dünya gündemini etkisi altına almış durumda. Fakat şu günlerde Amerika'nın da gündemini epey meşgul eden ve Türkiye'yi de yakından ilgilendiren diğer bir durumda savunma tasarısı. Bu Türkiye'ye S-400 alımı ile ilgili yaptırım öngören savunma tasarısı. Peki nedir bu savunma tasarısı? Amerika'nın bazı ülkelere yaptırımlar yoluyla karşı koyma yasası kapsamında S-400 alım sebebiyle Türkiye'ye yasa gereği yaptırım uygulaması gerekiyordu. Fakat Başkan Donald Trump bu yaptırımları uygulamamıştı. İşte bu savunma tasarısı yarın Temsilciler Meclisi'nde oylanacak ve ardından Senato'da oylanması bekleniyor. En son olarak da Başkan Donald Trump'a gidecek. O da onaylarsa eğer, yani veto etmezse yasalaşacak. Tabii Trump'ın veto etme ihtimali de var. Çünkü daha önce birkaç sebepten dolayı veto etmesi söz konusuydu. Bu sebeplerden biri sosyal medya şirketlerini korumaktan vazgeçilmesi maddesinin konulmasıydı bu tasarıya. Çünkü Trump sosyal medya şirketlerinin kendilerine, yani cumhuriyetçilere karşı ön yargılı olduğunu ve onların seslerini susturduklarını savunuyordu. Bu yüzden bu tasarıya konuyla ilgili bir maddenin eklenmesini istiyordu Trump. Fakat tasarının son şeklinde böyle bir madde hala yok. Bakalım yarın nasıl bir karar çıkacak buradan. Özlem Şenşar, Real TV, Washington.